Garip takıntılarım var. 2 metre 45 santimlik dünya yüksek atlama rekorunun kırılmasından korkuyorum. Bu rekor kırılmadan bu videoyu yayınlamak ve bu garip takıntımın hikayesini anlatmak istiyorum. Bu Patrick Söderberg. Hikayemin kahramanı bu. İsveçli bir atlet. 2 metre 45 santimlik dünya yüksek atlama rekorunu kıran kişi Patrick Söderberg değil. Az önce izlediğiniz atlayışta bir dünya rekoru. 2 metre 42 santimlik eski rekor atlayışı. 1987 yılında Patrick Söderberg kırmıştı. 1980'lerin sonları ve 1990'ların başları yüksek atlamanın zirvede olduğu yıllardı. 1980 sonlarında lisedeydim. Sadece TRT'nin kanalları vardı. O yıllarda TRT saatlerce canlı yayın spor karşılaşmaları yayınlardı. 1990'ların başlarında Bilkent'te öğrenciydim. Yurtta kalıyordum ve oda arkadaşlarımla atletizm yarışmalarından tenis maçlarına kadar birçok spor yayınını izliyordum. Hiçbir zaman iyi bir futbol izleyicisi olmadım ama atletizmden curling'e, beyzboldan tenise birçok az takip edilen sporu saatlerce izlemişliğim vardır. Ivan Lendl, Boris Becker o yıllardaki favori tenisçilerimdi. Böyle bir anım var dizisinin ikinci videosunda Ivan Lendl'ın televizyondan canlı izlediğim bir maçı ile ilgili anımı anlatacağım. Televizyondan da olsa canlı yayın izlemek tarihe tanıklık etmeyi ve o anı tüm heyecanı ile yaşamayı sağlıyor. Bu anlatacaklarım özel kılan belki o ana tanıklık etme duygusu. 1987 yılı Dünya Atletizm Şampiyonası. Patrick Söderberg 2.38 atlayarak bu yarışmada altın madalya kazanıyor. Bu yarışmayı 9. sırada tamamlayan atlet Javier Sotomayor. Hikayemizin diğer kahramanı Javier Sotomayor. Bir yıl sonra. 1988 yılı 8 Eylül günü İspanya'nın Salamanca şehrindeyiz. 1988 yılında bu yarışmadan 4 gün sonra Seul'de olimpiyat oyunları başlayacak. Küba, olimpiyat oyunlarını boykot ettiği için Javier Sotomayor olimpiyatlara gidemiyor. Salamanca'daki bu şampiyonada yarışıyor. Çıta 2 metre 40 santimde. Javier Sotomayor ilk atlayışını yapacak. Bir yıl önceki derecesinin 2.29 olduğu düşünülürse kendini epey geliştirmiş görünüyor. İlk hakkında 2.40'ı geçiyor. Çıtayı dünya rekoru olan 2 metre 43 santimetreye çıkartıyorlar. Ve yeni dünya rekoru 2 metre 43 santim. Yüksek atlama yeni dünya rekortmeni Kübalı Javier Sotomayor. Javier Sotomayor'un atladığı yüksekliği daha iyi anlayabilmemiz için merdiven kullanılarak bu haber yapılıyor. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques, Sotomayor, Cuba n'y va pas. Il a franchi donc aujourd'hui à son deuxième essai 2m43, 2m43, 7 ici. Voilà. Impressionnant, non? Si j'ai besoin d'un escabeau, c'est tout simplement que dans ce studio, je n'ai pas la piste d'élan nécessaire pour vous faire la démonstration. J'essaierai en tout cas demain soir à 23h50. Bonsoir. Javier Sotomayor dünya rekorunu kırdıktan birkaç gün sonra eski rekortmen Patrick Söderberg Seul'de yarışıyor. 1988 olimpiyatı Patrick Söderberg için beklediği kadar iyi geçmiyor. 2 metre 36 santim atlayarak bronz madalya kazanıyor. ...1989 Javier Sotomayor ve Patrick Söderberg çekişmesini fark ettiğim yıldı. Mart ayında Budapeşte'de yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'ndayız. He's over! He is over! A clean clearance and he goes to second place in this competition. That is a British record. A big British record.
Here comes Sjoberg. The long pony strides. He's over. Patrick Söderberg 2 metre 36 santimi ikinci hakkında geçti. 1989 başında hala Doğu Almanya ve Batı Almanya var. Batı Alman atlet Digmar Mogenburg ilk hakkında 2 metre 35 santimi geçerek yarışmada liderliğe yerleşiyor. Ve Javier Sotomayor 2 metre 37 santim için ilk hakkını kullanacak. Here he comes. Big approach. Swerves late. Big jump. Temiz bir atlayışla 2.37 ilk hakkında geçerek liderliği alıyor. 2 metre 37 santim ile birinci olduktan sonra yüksek atlama salon dünya rekoru olan 2.43'ü deniyor. Powerful approach. He's over. That is a world record. A world record. 2 meters 43. He's done it. And he's done it in fine style. İyi bir atlayışla salon dünya rekorunu kırıyor. Javier Sotomayor bu derecesiyle yüksek atlama dünya rekorunu hem salon hem açık hava için 2 metre 43 santime getiriyor. Yarışmayı Javier Sotomayor birinci, Patrick üçüncü tamamlıyor. Bu yarışmada Javier Sotomayor taraftarıydım. Bir kere adam Kübalı. Kübalı bir atletin başarılı olmasını istiyorum. İkinci olarak da Javier Sotomayor ismi bana çok fonetik geliyor. Görüntüleri ve ülkeleri olmadan sadece isimleri okunsa bile Javier Sotomayor adlı bir atleti desteklerim. Patrick Söderberg henüz benim için yok hükmünde. A truly memorable performance by Sotomayor of Cuba. 1989 Eylül ayında dünya şampiyonasındayız. Javier Sotomayor, Küba adına değil, Güney Amerika kıtasını temsilen yarışmaya katılıyor. Ben yine Javier Sotomayor'u destekliyorum. İlk hakkında 2 metre 25 santime deneyecek. Rahatça geçebileceği bir yükseklik bu. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Hop! Hayda, geçemedi. Sol bacağı aksayarak yürüyor. Bir şeyler yanlış, bir sorun var. Patrick Söderberg'in 2 metre 25 santim için ilk hakkı. Patrick Söderberg de ülkesi İsveç adına değil, Avrupa adına katılıyor yarışmaya. Patrick de ilk hakkında 2 metre 25 santimi geçemiyor ve hatta neredeyse minderin dışına düşüyor, zor kurtuluyor düşmekten. Bu şampiyonada Patrick 2.34 ile birinci, Javier 2.25 ile üçüncü oluyor. 1990 ve 91 yılları her iki atlet için de çok başarılı geçmiyor. Geliyoruz 1992 Barcelona Olimpiyatlarına. Küba 1992 Barcelona Olimpiyatlarına katılıyor. Javier Sotomayor ve Patrick Söderberg olimpiyatlarda ilk ve son kez karşılaşıyorlar.
Javier 2 metre 34 santim ilk hakkında geçtiği için yarışmada şu an lider durumda. 1989'da yüksek atlama dünya rekorunu kırdıktan sonra sol ayak bileğinden defalarca ameliyat olmasını gerektiren sakatlıklar yaşıyor. Sol bacağı sıçrama bacağı olduğu için tüm ağırlığını sol bacağı taşıyor. Since he broke the world record in 1989, he's had terrible problems with his left ankle, numerous operations on it, and even now he wears a very large orthopedic support. The stresses and strains on the takeoff leg are absolutely enormous. Instead of just wearing a high jump bike, in fact, it looks as though he's got a high jump boot to support that ankle, which he's had so much trouble with. That was close, an enormous groan. İlk hakkında başarısız oluyor ama iki atlama hakkı daha var. Patrick Söderberg'i 2 metre 37 santimdeki son hakkında izleyeceğiz. Patrick dışında 3 yarışmacının daha 2 metre 37 santim için son atlama hakları var. En son atlayışı yapacak atlet Javier Sotomayor. 2.34'ü ilk hakkında geçtiği için lider durumdaki Sotomayor, 2.37'yi kimse geçemezse atlayışını yapmadan önce dünya şampiyonu olacak. Hollis Conway has one final attempt, the silver medalist from Seoul 4 years ago, and the world record holder, Sotomayor of Cuba. He will go last. So whoever clears this height this time has a very good chance indeed of taking the Olympic title. Patrick Söderberg'in hayatındaki en önemli atlayışlardan biri bu atlayış olacak. Bu yüksekliği geçerse liderliğe yükselecek ve olimpiyat şampiyonluğu için önemli bir avantaj sağlayacak. Sotomayor pacing up and down. But all eyes in the stadium at the moment on the Swede, the ex-world record holder. So close, he nearly fulfilled his promise. Bu atlayış Patrick'in olimpiyatlardaki son atlayışı olacak. 1996 olimpiyatlarına katılamayacak. As I was saying, if nobody gets this height, he may end up with a silver medal. 1992 olimpiyatlarında yüksek atlamada 5 atlet aynı yüksekliği atlıyor. Sıralama atletlerin bu yüksekliği hangi haklarında geçtiğine göre belirleniyor. 1993 yılı Mart ayındaki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası benim Patrick Söderberg'e destek verdiğim yarışma oldu. Javier Sotomayor'u hala seviyor ve destekliyordum ama artık Patrick Söderberg için de üzülmeye başlamıştım. Patrick'i Javier Sotomayor ile aynı dönemde yarıştığı için şanssız buluyordum. Aynı dönemde yarışmasalar Patrick'in farklı bir kariyeri olabilirdi sanki. 1993'teki bu yarışmada yine Sotomayor birinci, Patrick ikinci oldu. Temmuz 1993. Javier Sotomayor'un 2.43'lük dünya rekorunu atladığı yer Salamanca'dayız. Çıta 2 metre 45 santimde. Javier Sotomayor bu yüksekliği geçerse kendi rekorunu geliştirecek. Vaya una colección de sensacionales. Pues la prueba hace ya tiempo que la tiene ganada. Atención. 2 metre 45 santimi geçerek dünya rekorunu kırıyor. İzlediğiniz bu rekor atlayış 1993 yılından beri kırılamıyor. Canlı yayınlarla takip ettiğim ve sevdiğim bu iki atletin benim anılarımda yeri ayrı. Bu rekor kırılmasın istiyorum. Bu videoyu hazırlarken ilginç iki iddia ile karşılaştım. Birincisi 1996 yılında Atlanta Olimpiyatlarında yüksek atlamada ikinci olan Polonyalı atletle ilgili. Polonyalı atlet Artur Patyka'nın 2 metre 37 santimi geçtiği atlayışının rahatlıkla 2 metre 50 santimi geçebilecek bir atlayış olduğu iddia ediliyor. İkinci benzer iddia da Troy Kemp'in yine 2 metre 37 santimi geçerkenki atlayışı. Bu atlayışında yine 2 metre 50 santim civarında olduğu iddia ediliyor.
Her ikisi de iyi atlayışlar olmasına rağmen önemli olan çıtanın ne kadar yüksekte olduğu. Gelin bu atlayışları görelim. Obrovskou rezervou překonává 237 cm. Podívejte se ještě jednou. Artur Partika. Žibra medaily 37 nach dem Sprung. Oh, unglaublicher Sprung. Ich denke, Carlo, das hast du in deiner Karriere auch. Feder auf einmal, trifft sich hundertprozentig beim Absprung genau unter dem Körperschwerpunkt und legt ein Riesending über 2,37 im dritten Versuch. Ja, wenn er springt, dann ist er immer ganz perfekt. Vorne zu finden, kaum Ausfälle. Perfekter Sprung. Und aber noch. Son yıllarda Katarlı atlet Mutaz Barşim, Javier Sotomayor'un rekorunu kırmaya en yakın kişi. 2 metre 44 santim atlayarak şimdiye kadar atlanmış en iyi ikinci dereceyi elde etti. Dedim ya, garip takıntılarım var. Birkaç yıl önce Instagram'da Javier Sotomayor ve Patrick Söderberg'i aradım. Javier Sotomayor'un hesabını bulamadım ama Patrick'in resmi hesabını buldum. Birkaç yıldan beri takip ediyorum. Patrick'in Instagram hesabı çok ilginç ve eğlenceli. Özellikle paylaştığı videoları izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu hazırlarken Javier Sotomayor günümüzde ne yapıyor diye merak edip araştırdım. Tahmin ettiğim gibi Küba'da milli bir kahraman olarak iyi bir hayat yaşıyor. Küba'da ve dünyanın farklı ülkelerinde atletler yetiştirmeye devam ediyor. Bu kadar anı ve hikayeden sonra hala karar verebilmiş değilim. Kübalı rekortman atlet Javier mi, yoksa gururlu ikinci Patrick mi? Sizce kim?